Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Tahıl koridorunda uydu görüntülerine yansıyan Rus stratejisi ABD'ye paylaştı. Değerli izleyenler, ABD istihbaratından Rusya ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. ABD'nin gizliliğini kaldırdığı istihbarat raporuna göre Rusya Karadeniz'deki limanlara mayın döşenmesi emri verdi. Öte yandan Moskova yönetiminin Ukrayna tahıl ihracatının ablukasının bir parçası olarak Dnieper Nehri'ni ise çoktan mayınlarla döşediği belirtildi. İstihbarat operasyonu bu hamlelerin Rusya'nın küresel kıtlığı tetiklemekte tehdit eden tahıl ihracatı ablukasının bir parçası olduğunu iddia ediyor. ABD'li yetkililer ayrıca tahıl ihracatındaki kesintinin küresel bir kıtlığı tetiklemekte tehdit ettiği bir zamanda Ukrayna'nın en büyük ikinci tahıl terminali Mykolaiv'de bu ayın başlarında Rus füze saldırılarının yol açtığı hasarı gösteren uydu görüntüleri yayınladı. Mykolaiv'deki ayçiçek yağı depolama tankları da çarşamba günü saldırıya uğradı. Rusya, Karadeniz limanlarının çevresine mayın döşediğini yalanladı ve Kiev'le ilgili iddiaları tersine çevirerek Ukraynalıların kendi limanlarına mayın döşediğini iddia etti. ABD istihbaratı bunun hala Ukrayna kontrolündeki kıyı şeridini kesmek için ortaya konan bir Rus stratejisi olduğunu söylüyor. ABD'li bir yetkili, ABD Karadeniz filosunun Ukrayna'nın Odessa ve Okakiv limanlarını etkin bir şekilde ablukaya almaya emri altında olduğu bilgisine sahip. Rusya'nın Kuzeybatı Karadeniz'de mayın döşemediği iddialarına rağmen, Rusya'nın aslında Karadeniz'de Okayev yakınlarındaki mayınları yerleştirdiğini doğrulayabiliriz. Ayrıca Rus güçlerinin daha önce Dnieper Nehri'nde de mayın kullandığına dair işaretlerimiz var sözleriyle iddiaları açıkladı. Ukrayna'nın dünya buğday ihracatında 10. sırada olduğu ve bu ihracatın yaklaşık %95'inin Karadeniz limanları üzerinden ülkeyi terk ettiği biliniyor. Öte yandan alternatif karayolları incelenirken, İngiltere Karadeniz üzerinden kargo gemilerine eskortluk teklif eden Türkiye'ye teknik uzmanlık teklif etti. Ankara'da önerilen tahıl konvoyları görüşmek üzere Rus yetkililerle bir toplantı tarihi belirleyemediğini söyledi. ABD ayrıca Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Mykolaiv'deki Nikatera tahıl terminallerine 4 Haziran'da Rus saldırısına verilen hasarın ölçeğini gösteren uydu görüntülerinin gizliliğini kaldırdı. ABD'li yetkililer görüntü Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, bölgedeki tahıl silolarından 3'ünün yanı sıra tahılları gemilere yükleyen konveyör sistemin yok olmasına yol açtığını açıkça ortaya koyuyor dedi. Bu da Rusya'nın saldırısı nedeniyle tahıl terminallerinin ihracat kapasitesinin en az 3'te 1 oranında azaldığı anlamına geliyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.